zamanlar ormanda evde üç boz ayı yaşıyordu. Baba ayı, anne ayı, bebek ayı yemek yemeye oturdular. Çok sıcak, dedi baba ayı, haydi ormana gidelim. O anda goldiler geldi çalılıkların arasından. Tak tak tak, kimse yok mu? Goldie geldi ve mutfağa girdi. Güzel kokuyor. İzni yoktu ama yemeğe oturdu. Baba ayının püresi çok sıcak. Anne ayının püresi çok soğuk. Bebek ayının püresi harika, harika, harika. Sonra goldiller doydu, tembel ve yorgundular. Salonda üç sandalye gördü, üç farklı boyuttaydılar. Çok rahat gözüküyorlar, haydi biraz dinlenelim. Baba ayının sandalyesi çok sert. Anne ayının sandalyesi yumuşak. Bebek ayının sandalyesi harika, harika, harika. Goldie oturur oturmaz sandalyesi parçalandı. Goldie yukarı çıktı ve üç yatak gözüne çarptı. Çok rahat gözüküyordu, babanın yatağına kırıldı. Baba ayının yatağı çok sert. Anne ayının yatağı çok yumuşak. Bebek ayının yatağı harika, harika, harika. Goldiler uykuya daldı, üç ayı eve geri geldi. Girdikleri anda anladılar, yalnız değillerdi. Birisi benim püremi yemiş, dedi baba. Birisi benim püremi yemiş, dedi anne. Birisi benim püremi yemiş. Bitirmişler, bitirmişler. Oturma odasına girince sizce ne fark etmişler? Birisi sandalyeme oturmuş, dedi baba. Birisi sandalyeme oturmuş, dedi anne. Birisi sandalyeme oturmuş. Kırılmışlar, kırılmışlar. Yukarıda yatak odasında sizce ne fark etmişler? Birisi yatağında yatmış, dedi baba. Birisi yatağında yatmış, dedi anne. Birisi yatağında yatmış. İşte orada, işte orada. Goldiler uyanınca üç boz ayıyı gördüler. Kız bağırdı, İmdat! Zıpladı ve oradan uzaklaştılar. Merdiven ve kapıdan goldiler yok oldular. Üç boz ayı çok şaşkındı, sandalye ve yatağını yaptı ve yemek yemeye oturdular. Ve bu üç ayının hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Fare ormanda dolanırken uyandı koca aslan. Aslan fareyi yakaladı, fare korktu ve ağlayarak. Beni bırakırsan sana yardım ederim bir gün. Bana ihtiyacın olduğunda orada olacağım. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan dedi, seni küçük şey, sen ne işime yararsın? Yine de haha bir güldürdün, seni özgür bırakacağım. Teşekkürler. Sonraki gün aslan avdan evine dönüyorken birden tuzağa yakalandı ve de yalnızdı. Aslan ve fare, aslan ve fare,
ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Fare duydu aslanı ve yanına gitti. İpi kemirdi, aslan kurtuldu ve dedi ki, İşte şimdi tam bir takım oldum. Hatalıydım sana bakıp da gülerek. Sen olmasaydın burada olamazdım. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Aslan ve fare, aslan ve fare, bu aslan ve farenin hikayesi. Bir çocuk vardı. Annesiyle küçük bir evde yaşardı. Bir gün sordu annesine, neden fakiriz? Bir dev geldi kapımızı kırdı. Her şeyimizi çaldı çaldı, her şeyimizi çaldı. Jack, ineğimizi satmalıyız hemen, markete gitsen. Jack koyuldu yola, ineği aldı. Bir adamla tanıştı. Çok güzel bir inek dedi, dedi. Çok güzel bir inek dedi. Bu ineği alacağım fasulyeyle, büyülü fasulyelerle. Anlaştı. Jack eve döndü, anne fasulyeyi gördü ve bağırdı. Pencereden düştüler, pencereden düştüler. Fasulyeler yere düştüğü anda çıkardılar garip guruldama. Fasulyeler topraktan çıktı ve bulutlara kadar ulaştı. Tam oradan Jack tırmandı, tam oradan Jack tırmandı. Gökyüzünde bulutların üstünde, Jack çok çok yüksekte. Bir kapıya geldi kara kara bulutlu ve yazıyor ki, çocuklar yasak. Jack kapıdan girdi girdi, Jack kapıdan girdi. Bir kaleye girdi siyah kapılı ve Jack koridorda hızlandı. Büyük bir odaya girdi ve duydu korkunç bir ses. Devin ayak sesi. Bum bum bum. Devin ayak sesi. Bum. Fa 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 ve küçük bir çocuk kokusu alıyorum. Dedi büyük dev, bağırdı bağırdı. Jack hemen odadan kaçtı. Jack geldiği gibi gitti gitti. Jack geldiği gibi gitti. Jack kötü devden kaçtıktan sonra dev onu her yerde kovaladı. Ve birden hop hop oley! Didi ve Noah günü kurtardı. Devi taş gibi dondurdular, devi taş gibi dondurdular. Fasulye yiyecek cesurca koştu ve orada bir kese altın buldu. Dev çalmış annenin altınını yıllar yıllar önce. Sonra Jack kaçtı kaçtı, sonra Jack kaçtı. Baltayı aldı yere vurdu. Çap çap çap. Sarmaşık düştü. Anne zengin oldu dedi anneye. Ve bir kese altın verdi ona. Çok mutlu yaşadılar, çok mutlu yaşadılar. Müzik.
küçük domuz şarkı söylüyor. Biri çubuklardan ev yapıyor. Üç küçük domuz şarkı söylüyor. Biri çubuklardan ev yapıyor. Kurt geliyor, kapıyı çalıyor. Tak 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 tak. Küçük domuz, küçük domuz, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, puflarım, evini yıkarım. Haf, haf, haf. İki küçük domuz tamir yapıyor. Biri çubuklardan ev yapıyor. İki küçük domuz tamir yapıyor. Biri çubuklardan ev yapıyor. Kurt geliyor, kapıyı çalıyor. Tak, 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 tak. Küçük domuz, küçük domuz, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, puflarım, evini yıkarım. Haf, haf, haf. Küçük domuz, beni içeri al. Hayır, seni asla içeri almam. O zaman haflarım, puflarım, evini yıkarım. Haf, haf, haf. Ama tabii ki evlerini başlarına yıkamadı ve üç küçük domuz mutlu mesut tuğla evde yaşadılar. Kaplumbağa ve tavşanın hikayesini okuyalım. Oley! Oh, lütfen, lütfen. Ben tavşan olmak istiyorum. Olur Lili. Ben kaplumbağa olmak istiyorum. Kaplumbağalara bayılırım. Hadi başlıyoruz. Eminim seni yarışta yenerim. Kesin yenersin. Madem bir yarış istiyorsun, hadi yarışalım. Hadi başlayalım. Kaplumbağa ve tavşan iddiaya girmiş. Seni yarışta yenerim. Ha, imkanın yok. Öyle mi? Aha. El sıkıştılar ve de anlaştılar. İyi olan kazansın. Seni yolda görürüm. Seni yolda görecek. Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Haf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Kararlı olan kazanır. Düdük çaldı şimdi. 3-2-1 başla. Tavşan uçtu gitti. Ama kaplumbağa yavaştı. Yuppi. Hızlı tavşan fark attı. Kilometrelerce. Sanki roket gibi. Ama kaplumbağa gülüyordu. Bunu yapabilirim. Evet, yaparım. Odağımı toplarım. Ve ben kocaman bir adamım. Bir dakika, ben senin kaplumbağa olduğunu sanıyordum. Kafam çok karıştı. Odağını topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Haf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Sadece biraz, çünkü çok öndeyim kaplumbağadan. Bir arayı hak ettim. Tavşan uyuyordu, çok horluyordu. Kaplumbağa gelince o hala uyuyordu. Neredeyse geldim, son turumdayım. Olur da yenersem bana boyun eğeceksiniz. Aa, kaplumbağanın boyu kaç ki? Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Paf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır.
yarıştı. Ve herkes alkışladı. Çok iyi yarıştın. Oley. Ne oldu? Sen beni nasıl yendin? Sadece kararlıca yürüdüm. Evet, evet. Tavşan çok üzgündü kaybettiği için. Oh, hadi neşelen. Komik bir surat yaparım. Bak böyle. Sadece saçma bir yarışma. Galiba haklısın. Arkadaşlık daha önemli. Odanı topla, geri kalma. Yapabilirsin işte böyle. Paf ve paf yarışa bak. Kararlı olan kazanır. Kararlı olan kazanır. Tebrik ederim dostum. Of! Kazandım. Kazandım. Ha? Sen ne kazandın? Ne seçenekleri var?